Selam dostlarım, Batız Ayı burada ve sizlerle kanalıma hoş geldiniz. Bugün 27 ya da 28 Nisan tam olarak bilmiyorum ve bildiğiniz üzere Ramazan ayındayız. Bu yüzden de sahura kadar ders çalışmak gibi bir planım var. Hayatımda daha önce hiç sabahlamadım. Bunu ilk defa sizlerle birlikte yapmak istedim. Hem kendim denemiş olurum hem de bu yönde istekler geldi buna. Batuz Ayı seninle sabahlamak istiyoruz şeklinde. Böyle beraber sabahlayalım istedim. Ve asıl sebebine gelirsek de normalde benim vizelerim yaz ayında olacaktı. Böyle sıkıştırılmış bir şekilde sınavlarımız olacaktık biz. Sonra da benim canım müstesna okulum dedi ki sizi 1-2 hafta sonra sınav yapacağız, online sınava sokacağız sizi. Tabi Batuz Ayı ne oldu? Ortada kaldı. Bu yüzden de hızlandırılmış bir şekilde çalışmam gerekiyor. Bu aralar o yüzden çoğunlukla ders çalışma odaklı videolar çekeceğim. Sizler de bunu çok seviyorsunuz biliyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Ve kendimi motive etmek için de bir şey satın aldım. Onu da bundan bir sonraki videoda görürsünüz diye umuyorum. Çok uzatmadan haydi sabahlara kadar, gün doğumuna kadar hedefimiz o. Bizi motive eden şey bu. Gün doğumunu görene kadar uyumuyoruz. Anlaştık mı? İlk önce yine bir çalışmalığımı toplayayım biliyorsunuz. Buraya toplamadan asla ders çalışmaya başlayamıyorum. Toplayayım, daha sonra hangi derse çalışacağımı karar vereyim. Ve show başlasın. Show must go on. Vallahi güzel yapmışım. Radyolojinin ilk kısmını bitirdim. Bu ders iki kısımlık bir dersti ve ikinci kısmı daha önemliydi. İlk kısmı şöyle fosforlayıp küçük küçük notlar alarak bitirdim. İkinci kısım daha önemli olduğu için şu an çok kısaca küçük bir ara vermek istiyorum. 5-10 dakikalık, sonra oraya yoğunlaşacağım. Tabii ki orada sizi yanımda götüreceğim. Zaten şu karantina döneminde siz olmadan asla ders çalışmadım. Hani ne yaparsam, ne kadar ilerlersem dersler hep yanımda oldunuz. Bunun için size teşekkür ederim. Ders çalışma günlüklerimde hep beraber olacağız. Tamam mıdır? Geri geldim. Yaklaşık size göre 2 saniyelik ama bana göre bir 20 dakikalık ara oldu. Biraz uzattım çünkü Instagram'a falan sardım tekrar. Ve şöyle bir şey, niye hani böyle hunharca sahura kadar ders çalıştığımda belirtmem gerekirse, ben gündüz oruç tutarken ders çalışamıyorum çünkü beynim çalışmıyor bence. Ben buna eminim. Gündüz ders çalışamıyorum çünkü beynim yok o ara, yok yani. Ve iftardan sonra da Survivor'ı izlemek zorundayız. Zorundayım. Çünkü Survivor bana enerji veriyor. Buraya kadar geldiyseniz videoda, kimin fanıysanız aşağıya yazın, biraz insan aşağılayıp insan sevelim. Kaldığım yerden devam. Palpasyon, elle muayene, perküsyon, vurarak muayene, oskültasyon, dinleyerek, olfaksiyon, koklayarak, fluktuasyon, bir dokunun içindeki, lezyonun içindeki sıvı hareketine göre karar veriliyor. Krepitasyon, palpasyon sırasındaki kemiklerin, tendonların, eklemlerin çıkardığı seslere göre şu nokta çatırtı ve sürtünme şeklinde çıkıyor bu ses. Palpasyon, dijital palpasyon var, bir dijital palpasyon var, bir manuel palpasyon var ve bilateral palpasyon var. Saat şu an 3 ve ben ders çalışmaya 12.30'da başlamıştım. Yarım saat ara verdiğimi farz edersek de yaklaşık 2 saattir radyoloji çalışıyorum ama sonunda bitti. Başı ve ortası aşırı zevkli konulardı. Ben size o sayıkladığım muayene yöntemleri falan aşırı zevk alarak çalıştığım konulardı ama sonu o kadar sıkıcıydı ki. Zaten yaklaşık 150 ya da 160 sayfalık bir slide çalıştım ve not alarak çalıştığım için de bir tık ama şu kadarcık uzun sürdü. Olsun. Şimdi sahur için bir şeyler atıştırmaya gideceğim. Daha sonra da biraz protez çalışmayı düşünüyorum. Gün doğumuna kadar buradayız. Dostlarım şu an ezan okundu ve saat 5'e geliyor.
Ben gün doğumuna da baktım. Saat 6.16'da gün doğacakmış. 6.16'ya kadar protez çalışacağım. Sonra da hep birlikte gün doğumunu izlemeye gideceğiz. Bence kaliteli bir aktivite. Ve bir konuyu daha bitirdim. Bu kısa bir nottu. Böyle yine güzelce fosforladım. Eksik yerleri yazdım. Buraya böyle uzunca notlar aldım. Ve bitirdim. Bugün bayağı güzel çalıştım. Sanırım 2020 yılının en uzun çalışma süreci buydu. Bakın şurada bir güneş doğacak. Çok heyecanlı. Dostlarım, bugün de beraber güneşi doğurduk. Ay, ne kadar saçma bir cümle oldu. Güneş doğdu gördüğünüz gibi, çok berrak da konuşmuyorum çünkü saat şu an 6 ve dışarıdayım, terastayım. Ama bence çok güzel, verimli bir video oldu. Hem ben çok güzel ders çalıştım, hem de siz bunu izlerken çok güzel motive olacaksınız bence. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıya yorum bırakmayı ve beni sevdiyseniz, bana destek olmak isterseniz, beraber büyümek isterseniz de kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi davranın. Evde ve güvenle kalın. Görüşürüz.